Herkese merhaba. Ekskavatör Eric tamirhanemize geldi. Delme işlerini doğru düzgün yapıyor mu kontrol edeceğiz. Kim yardım etmek ister? Galiba seçeceğim kişi... Sarı. Oynamak istediğini biliyorum. Ama bence çalışırken de gayet eğlenebilirsin. Önce motorunu kontrol edeceğiz Eric. Hadi şimdi güzelce gaz ver bakalım. Bundan daha iyisini yapabilirsin Eric. İyi yakaladın Sarı. Şimdi de palet parçalarına bakalım. Şimdi de sıra son parçada Eric. Bakalım kazma kolun nasıl çalışıyormuş. Biraz yağ çıkarır mısın Sarı? Aferin sana Eric. Kontrolden geçtin. Artık istediğin kadar kazabilirsin. Sen de oynamak ister misin Sarı? Eğlenceli olacağını söylemiştim sana. Gecko'nun tamirhanesinde daha fazla iş ve eğlencede görüşmek üzere. Herkese merhaba. Gecko'nun tamirhanesine tekrar hoş geldiniz. Şu anda Bobby'yi kontrolden geçiriyoruz. İşimiz neredeyse bitti. Durun! Tamirciler! Ben hala buradayım. Bobby! Bobby! Hayır olamaz. Bağırıyorum ama beni duymuyor. Tamirciler! Hadi çabuk! Bir şeyler yapın! Dikkat edin! Önümüzde bir köprü var! Tornavidalar aşkına ucuz yırttık. Bakın bir yüksek köprü. Harika bir fikir tamirciler. Şimdi atlayıp merdiveni tutabilirsem. Kaçırdım. Şimdi ne olacak? İyi düşündün Sarı. Günü kurtardın. Sorun yok Bobby. Nereden bileceksin ki? Hem kimse yaralanmadı. Yardım ettiğiniz için teşekkür ederim tamirciler. Siz olmasanız ben ne yapardım? Görüşürüz. Cadılar bayramı kutlu olsun. Hadi ama korkmayın tamircilerim. Bakın benim, Gecko. Ha? Bir dakika. Bu tuhaf ses de ne böyle? İşte yine duydum. Umarım bu ses korkunç bir hayalet sesi değildir. Her neyse,
Galiba artık gitti. Olamaz tamirciler. Galiba tamirhanemizi hayaletler bastı. Mavi. Durun biraz. Mavi, yürü bakalım. Bu ses sadece sen hareket edince çıkıyor. Sakın korkmayın. Paniğe kapılmaya gerek yok. Çünkü sorun Mavi'nin tekerleğinde. Bir damla yağ ile bu sorunu çözeriz. Böylece hayalete de güle güle deriz. Heyecan bitti. Artık şaka şeker turuna çıkabiliriz. Cadılar bayramınız kutlu olsun. Görüşürüz. Mavi! Mavi neredesin? Herkese merhaba. Bugün dışarıda çalışıyoruz. Çünkü Fiona'nın merdiveni bozuldu. Ve merdiven çok uzun. Lastiklerini de kontrol etmeliyiz Fiona. Mavi. Biri Kriko'yu getirebilir mi lütfen? Aferin sana kırmızı. Şuradan pensemi de alayım. Zıplayan robotlar aşkına. Endişelenme kırmızı. Seni bir şekilde indireceğiz. Yeşil, sarı, battaniye getirin. Bir fikrim var. Kırmızı, sana atla dediğimde kendini bırakacaksın, tamam mı? Atla! Mavi, işte şimdi kahramanlık zamanı. Hazır mısın Mavi? 3, 2, 1. Zıpla! Merak etmeyin, sizi tutacağız. Günü kurtardın Mavi. Yaşasın cesur kahraman. Hadi süper tamirciler, Fiona'nın bakımını bitirelim artık. Yakında tekrar görüşürüz. Hoşça kalın. Herkese merhaba. Yeko'nun tamirhanesine hoş geldiniz. Bugün burası biraz çamurlu. Hadi gelin biraz araç yıkayalım. Bakın. Bebek kamyon temizlenmek için buraya geliyor. Merhaba bebek kamyon. Galiba buraya neden geldiğini biliyorum. Foşurt, şakırt, bıcı bıcı. Başlasın Gecko'nun yıkaması. Bu pek olmadı. Hala çamurlar duruyor. Tabii ya. Makineye sabun koymayı unutmuşuz. Sabun olmadan doğru düzgün yıkanılmaz. Sabunu da koyduğumuza göre artık bütün çamurları yıkayabiliriz. Çok tuhaf. Fırçaların köpükleri temizlemesi gerekiyordu. Aha, tabii ya. Bebek kamyon o kadar küçük ki fırçalar ona yetişemiyor. (Gülüyor)
Yaşasın! Oto yıkama çalışıyor. Üstelik bebek kamyon da pırıl pırıl oldu. Gecko'dan hepinize sevgiler. Görüşürüz. Herkese merhaba. Gecko'nun tamirhanesine hoş geldiniz. Bugün oldukça sakin bir gün. Biraz bahar temizliği yapıyoruz. Ha? O ses de neydi öyle? Otobüs Bobby, sen hiç iyi görünmüyorsun. Hadi gel, seni bir kontrol edelim. Vay canına, Bobby gerçekten hiç iyi değil. Bakalım neler olduğunu anlayabilecek miyiz? Belki de radyatöre su koymamız gerekiyordur. Hadi hadi tamirciler. Oh! Hayır. Sorun bu değilmiş. Durun biraz. Aha! Zavallı Bobby yağ sızdırıyor. Yağ motorun rahat çalışmasını sağlar. Bunu tamir edebiliriz. Tamam, sorunun kaynağını bulduk. Borunda yağ kaçağı varmış. Yeşil hemen deliği onaracak şimdi. Parlak ışıklarla ona kaynak yapacak. Yara bandı da yaranı koruyacak. Ya. Yaşasın! Aferin sana mavi. Aferin sana yeşil. Daha iyi hissediyor musun Bobby? İşte mutlu bir müşteri daha. Bizden bu kadar. Gecko'nun tamirhanesinde tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Bunlar da nereden gelmiş böyle? Bay Gelincik, iyi misiniz? Vicky'yi dünyanın en hızlı dondurma arabası haline getirdim. Ama tek bir dondurma bile alamadan uçtu gitti. Ortalığa daha fazla zarar vermeden Vicky'yi hemen durdurmamız gerek. İşte geliyor. Hazır mısın Mavi? Mavi, çabuk kapatma düğmesine bas. Bitti. Aferin sana Mavi. İyi de ben hala dondurmamı almadım. Roketlerden nefret ediyorum. Hadi tamirciler, gidip nasıl olduğuna bir bakalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.
Hey, Max gelmiş. Canavar kamyon. Bugün senin için ne yapabiliriz bakalım? Oo, kahramanın gibi mi görünmek istiyorsun? Yani ezici kral gibi ha? Sanırım bunu yapabiliriz Max. Ben aletlerimi alayım. Tamirciler, siz başlayın. Pekala, aletlerimi aldım. Tamirciler, siz ne yaptınız? Harika göründüğünü sanıyor olabilirsiniz. Ama Max'in istediği şey bu değil. Merak etme Max, seni düzelteceğiz. İşte bitti Max. İstediğin bu muydu? Gecko'nun tamirhanesinde bir mutlu müşteri daha. Yakında tekrar görüşürüz. Neredeyse tamirhaneye geldik tamirciler. Biri yola çöp atmış. Gerçekten çok çöp var ve geri dönüşümlü anne hiç mutlu değil. Hadi gidelim. Çöpleri takip edersek kimin attığını da bulabiliriz. İzler sola doğru gidiyor. Bu çöp kamyonu Dylan değil mi? Arka kapağı bozulduğu için çöpler dökülüyor. Müzik o kadar yüksek ki fark etmiyor bile. Tamirciler, Dylan'ın müziğini kısmamız gerekiyor. Hadi kullanalım attığımız şeyleri. Bu işi çözelim. Ayıklayalım çöpleri. Dylan! Dylan! Arka kapağın bozulmuş Dylan. Ama merak etme. Ben tamir edebilirim. Geri dönüşümlü anne ve tamirciler çöpleri topluyor. İşte oldu. Ayıklama işi nasıl gidiyor? Gecko'nun tamirhanesinde daha fazla macerada görüşmek üzere. Dylan, kıs şunun sesini. İngiliz anahtarını uzatır mısın Mavi? Bu anahtar değil ki Mavi. Bu tahta bir kaşık. Galiba bebek kamyon geldi. Acaba neden bu kadar heyecanlı? İşte karşınızda gelincin yeni elektromıknatısı. Peki nasıl kapatacağım? Hayır olamaz. Bay Gelincik mıknatıs sorunu yaşıyor. Her şey yolunda Gecko.
Acaba şuradaki vidayı çevirerek cihazı kapatabilir misin? Mavi, bekle. Mıknatıslar metalden yapılmış her şeyi çeker. Hayır, olamaz. Tamirciler! Seni anlıyorum geri dönüşümlü anne. Cihazı kapatmam gerekiyor. Ama ben de metal bir şey kullanamam ki. Ha, tabii ya. Tahta kaşık. Sorun yok arkadaşlar. Sizi kurtaracağım. Tahta kaşıktan bir alet yaptım. Ah, bence işe yaramayacak. Hepiniz iyi misiniz? Harika. Gecko'nun tamirhanesinde daha fazla macerayla birlikte olmak üzere. Görüşürüz.